geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Dur! İyi olmadı be abi. Vallahi hem de çok kötü oldu babacığım. Bunun hali hiç iyi gözükmüyor ya. Lan kaç gündür sesi sedası çıkmıyor be adamın. Var ya, kaç günden beri çay bile içmiyor. Ya yemeden içmeden de kesildi. Ya güzelim canım, dalyan köfteyi bile yemedi dün ya. Onunkini de ben yedim. Ya durduk yere kendini suçluyor ya. Ya haklı babacığım. Oğlum eşekten düşmüşe döndük hepimiz. Oh Mehmetcan, oh. Konuşmayın kendi aranızda! Konuşmayın! Karargah destek bölüğü! Azol! At! Azol! Dikkat! Karargah destek bölüğü bir as subay 66 Erbaş Feher'le görüşme emirlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun başyavuşum. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinle. Arkadaşlar, havaların soğuması ve grip salgını nedeniyle birçok arkadaşımız revirde yatıyorlar. Sağlığınıza dikkat edin. Dışarıda parkasız asker görmek istemiyorum. Çay, kahve gibi vitamini öldüren içecekler içmeyin. Vücudunuzun C vitamini ihtiyacını karşılamak için daha çok meyve tüketin. Başyavuşum. Emredin komutanım. Öğünlerle ilgili düzenlemeler yapıldı mı? Yapıldı komutanım. Tamam. İstihkak listesi her öğün taze sebze ve meyve çıkartılacak şekilde ayarlandı. Tamam. Arkadaşlar, ikinci konu ise bölüğümüzün yazıcı ihtiyacı. Mehmet arkadaşınızın görevli olarak gidişiyle yeni bir yazıcı görevlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu işin altından kalkabileceğini düşünen arkadaşlar birer adım öne çıksın. Şimdi de yazıcı mı olmak istiyorsun Vedat? İstemek değil komutanım, haşa. Görev beni çağırıyor. Yok ya. Demek görev seni çağırıyor. Ayıptır söylemesi. Arkadaşlarımın çoğu hayatlarında bilgisayar bile görmemişler. Görenler de bir çeşit mutfak robotu zannediyor. Neyse. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp komutanım. Uzun lafın kısası, yazıcılık için yaratıldığımı düşünüyorum komutanım. Ben senin daha çok soytarılık yapmak için burada olduğunu sanıyordum Vedat. Hamza! Oyun.
Ben Hamza'm. Burada size düzeni, disiplini, yani kısacası iyi birer asker olmayı öğretiyoruz. Ama unutmayın ki asker ocağı sizi aynı zamanda sivil hayata da hazırlar. Hamza, bu sefer beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Çok çalışıp bilgisayar kullanmayı öğreneceksin. Komutanım, vallahi çok güzel diyorsunuz. Fakat ben bilgisayardan ne anlarım onu pek anlayamıyorum. Yani ben bırakın bilgisayarı, o cep telefonu mudur nedir onu beceremiyorum ya. Teknolojik bir şey. Hamza, sana bilgisayar kullanıp kullanmadığını sormuyorum. Yazıcı olacaksın diyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, benim bir maruzatım olacaktı. Ben kendimi övmeyi pek sevmem, bilirsiniz komutanım. Ama inanır mısınız, okuldaki adım Bilgisayan Vedat'tı. Hazır Hamza arkadaşımız da bu göreve pek sıcak bakmazken ben bu görevi devralmak istiyorum. Ben de seni onun için çağırmıştım Vedat. Madem bu kadar iyi bilgisayar kullanıyorsun, Hamza'yı öğretirken de zorlanmazsın. Komutanım aslında ben... Vedat! Sana bir hafta mühlet. Olur da bir aksilik çıkarsa senden bilirim. Emredersiniz komutanım. İyi, şimdi çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Feride haber gönderdim. Biraz sonra gelir Nurhan teyzeciğim. Sağ ol Cemal'cim. Sana da zahmet oldu. Estağfurullah Nurhan teyzeciğim. Ya arkadaşımızın anası bizim de anamız sayılır da. Burada oturuyorum diye sana laf gelmesin. He. Kim laf edeceğimiş? Ya buranın sorumlusu benim. Albay bile gelse karışamaz. Gerçi albay karışabilir. Deniz yüzbaşı da karışabilir. Levent Üstü Emir de karışabilir. Belki Ahmet Başçavuş'la Kil Aztek'le biraz karışır. Lan ne çok karışan varmış bana ya. Ferit hiç babasından bahsetti mi bugüne kadar? Ha, Nurhan teyzeciğim, Ferit'in bir de babası mı var? Vallahi Nurhan teyzeciğim, bugüne kadar ne sizden bahsetti ne de babasından. Ha, bir hamile ablası vardı. Tanıyor musunuz onu? Tabii, benim kızım oluyor haliyle. Uy, tesadüfe bak. Babasından pek bahsetmez. Çünkü yıllardır araları bozuk. He, anlaşamıyor yani. Aslında bütün sorun Ferit'in dedesine çok benzemesi. Uy, Ferit'in bir de dedesi mi var? Ya Nurhan teyze, sizin aile amma karışıkmış ya. Eşim babasıyla pek anlaşamaz da. Ona bir şey diyemiyor ama acısını Ferit'ten çıkartıyor. Uşağım, neredesin ya? Yarım saattir kadınca seni burada bekleyeyim. İşim vardı. Nasılsın Ferit? İyiyim anne. Ne oldu, niye geldin? Seni özledim yavrum. Çıkalım o zaman. Çay için sağ ol Cemal. Ne iş? Hiç. Aile meselesi. Senin anlayacağın işler biraz karışık. Şimdi bir tane dede var. Bir tane baba var. Bir de Nurhan teyzenin eşi var. Ha uşağım bak. En önemlisi de Ferit'in ablası var ya. Nurhan teyzenin kızıymış ula. Tamam kardeşim tamam, uzatma. Her şeyi bilme. Paketimi ver. Allah, babam bir şey göndermiş ama ne olduğunu anlayamadım. Niye paketimi karıştırıyorsun lan? Hayt be! İşte sevdiğim iPod'u babam gönderdi bana sonunda. Canım babacım ya. Kudu! La bu ne dur? Sen anlamazsın. Senin beyin kapasiteni aşar bu konu. Bak, bu arada bu iPod'u görmedin, bilmiyorsun. Tamam mı? Ne pot ne pot? Ay canım sen pot kırma yeter canım. Hadi eyvallah. Erimiş benim civcivim. Yüzü kaşık kadar kalmış. Ya ne demezsin. Sağ ol kardeşim. Herkes askerde kilo verir, ben iyice şişmanladım baksana. Havalar çok soğuk. Sen içine atletini giydin mi sarı civcivim benim? Ya anne, civciv ne ya? Biri duyacak maymun edeceksin beni ha. Anneye maymun ettin denmez. Zaten 40 yılın başı görüyorum seni. Gel üzme beni Ferit, ne olur. Hiç olmazsa hafta sonları gel eve. Be anne!
Açma şu konuyu ya. Sanki neden gelmediğimi bilmiyormuşsun gibi davranma lütfen. Her çarşı günü gelirsin diye gözüm hep yolda. Gel barış oğlum babanla. Bak o da çok üzülüyor. Anne, hayır. Benden bu kadar. Kılımı bile kıpırdatmayacağım. Görmek istiyorsa gelsin görsün. Madem özlüyormuş. Yok, sen de bana acımıyorsun. Hep arada ben kalıyorum. Ya anne yapma ne olur ya. Bak. Harika olmuş. Devcimim benim. Çocukken de hep böyle güldürüp benim gönlümü alırdın. Bu hafta sonu izinde gelirsin belki ha oğlum. Anne açma şu konuyu. Hem zaten benim acelem var, gitmem lazım. İşim var, ceza alacağım ya. Biraz daha kalsaydın Ferit. Anneciğim gelirsin yine görüşürüz tamam mı? Hadi. Sevfi, sana ne oldu böyle ya? Karadeniz'e gömüler mi attı sen? Ne oldu? Ya kardeşim konuşmak için şu ağzındakini bitirmeyi denesen. Senden geri kurallarını öğrenecek neyiz herhalde? Ama be ya. Bade bilirsin gölge de iğrendirirsin kendi de. Sen bir sus la. Ya Seyfi hakikaten ne oldu? Şşş. Dur babacan ya. Oğlum sen bakma bu densizlere. Seyfi bak derdini anlatmayan derman bulamaz. Bir anlat da bilelim be. Ya vallahi meraktan çatlatacaksın ya. Söyle ya. Şşş. Dur karışma babacan ya iki dakika. Oğlum belki bizim de bilmediğimiz başka bir şey vardır. Valla üzüleceğine bence sevinmelisin be sinyor kardeşim. Mehmet ballı adamdır. Yine dört ayağı üzerine düşer. Doğru valla. Bir kere eğitim alanındayken nasıl da dört ayak üzerine düşmüştü. Şaşırıp kalmıştım. Tamam Tosun'um sen oldun düş. Aslında Mehmetcan istese gitmeyebilirdi. Levent Üsteğmen sormuş ona. Gitmek istiyor musun diye. Kısmet. Seyfi'ye Fato, Mehmet'e NATO düştü. Oturun çocuklar. Rahat. Oturun. Buyurun komutanım. Taze. Yeni demledim. İşiniz ısınsın. Sağ ol Naci. Arkadaşlar, biliyorum. Mehmet gittiği için hepiniz çok üzgünsünüz. Ama unutmayın ki arkadaşınız çok önemli bir göreve kendi isteğiyle gitti. Gittiği yerde sadece kendisi değil, karargah destek bölüğünü de temsil edecek. Bu yüzden bence Mehmet arkadaşınızla gurur duymalısınız. Vallahi belki oralarda madalya bile alır, değil mi komutanım? O kadarını bilemem Hamza. Neyse, hepiniz dinleyin. Yarım saat sonra spor salonunda olacaksınız. Göğüs göğüse muharebe eğitimi var bugün. Anam! Dövüş mü yapacağız komutanım? Ya. Yok yok güneş tutalım güneş. Seninle bir dövüş yapalım da askeri olur. Aikido yapsa olur mu? Zengin mi? Kovalarım. Alo! Ya babacığım. Ya ayıptır sorması. Bir saattir ne yapıyorsun? Takkırı hırtırı takkırı. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Özlemişim vallahi. Hadi oradan. Hadi oradan. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Hani ben niye duymuyorum o zaman arkadaşlarının sesini madem konuşuyorsun? Ya canım abicim ya. Arızalı yazıcım benim ya. Niye yürüyorsun sen beni hasta hasta ya? Chat yapıyorum. Aman be. Yok vallahi ya afadan bas yok ya. Yani ben bu işi beceremeyeceğim kardeş. Benim kaderime küçükken doğarken yazılmış. Nedir o cetmet? Ben ne bileyim bunlar ya. Siz Türkler nasıl derler? Sohbet, maybe sana sohbet. Nasıl oluyormuş bu sana sohbet? Yani internetten yazışıyoruz. Anlamadın değil mi? Peki, o zaman ben senin anlayacağın dilde anlatayım. Mesela, Liz bilgisayarının başında. Evet, anladım babacan. Çok güzel, aferin. Bu bilgi cepte. Şimdi devam ediyoruz. Sen ona bir şeyler söylemek istiyorsun ve bilgisayarımızın vasıtasıyla burada ekrandan ona bir şeyler yazıyorsun. O da kendi ekranından senin yazdığını okuyor. Kapiş? Hadi be!
Ben buradan bir şey yapacaktım. Tövbe estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Çocuk kandırıyor sanki ya. Vallahi. Bana bak Vedat. Bak dalga geçmiyorsun değil mi? Benim hislerimle oynama. Ya güzel abicim, niye senin hislerinle oynayayım? Adam yapmış böyle. Ey yumurtaya can veren Allah'ım ya. Bak görüyoruz değil mi? Ulan neler çıkartmışlar ya. Vallahi sen çok ilerledin. Ya şuncacık ekrandan biz şimdi Liz'le mektuplaşacağız mı? Gibi. Evet ama biz ona bilgisayar dilinde mail diyoruz. Hani senin de Liz yengemize mailin var ya oradan. Tabii var, ona mailim var benim. Güzel ama bu kadar hızlı ilerlemiyoruz cimcime. Onu ileriki derslerimizde işleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz efendim. Liz yengemizin soyadını alayım. Violet. Ama öyle patladanak böyle o söylendiği gibi söylenmiyor. Başka yazılıyor. İngilizce zor iş. Böyle yazayım. Adamsın be abicim, ne ballısın. Buyur, çıktı işte. Buyur. Vallahi ulan, ulan aslansın Vedat'cığım. Hey, beni öpme, bunu öp, bunu. Liz, merhaba Liz. Lan oğlum kaçıp durmasana. Kaçmıyorum be, şimdi savunmadayım be. Ama birazdan neler olacağını Allah bilir. Dikkat et de o gökhan ayısın üstüne devrilmesin, tosunum. Siz kendi işine bakın be, çekil gele. Kolay gelsin Müstehmen'im. Sağ olun komutanım. Nasıl gidiyor? Daha yeni başladık. Olacak inşallah komutanım. Bir görelim bakalım, öğrenmişler mi? Emredersiniz komutanım. Kerim, askerleri topla. Emredersiniz komutanım. Bölük! Safta toplan! Marş, marş! Siz bu eğitimi aldınız mı Kerim Asteğmen'im? Piyade okulunda göstermişlerdi komutanım. O zaman hareketleri gösterirken bana yardımcı olursunuz. Kim? Ben. Komutanım, ben üzerinize afiyet, grip olmuşum. Nevazi. Şimdi size de bulaştırmayayım, yoksa neden olmasın. Neyse. Biri çıksın o zaman. Birinç, birinç. Vedat Yemişçi, İzmir. Emret komutanım. Bakıyorum pek heyecanlıyız Vedat Bey. Söylemesi ayıptır komutanım. Ben uzak doğu sporları konusunda bayağı deneyimliyimdir. Tai chi, jumbo, judo, tekvando. Muz kiralama, atmasyon, şebeklik. Geç yerine Vedat. Emredersiniz komutanım. Sen gel Naci. Naci Tosun Kayseri, emret komutanım. Komutanım, benim raporum var. Öyle mi? Ne içinmiş bu rapor? Yer altılmaya ve hırpalanmaya karşı. Hadi bakalım, geç yerine. Emredersiniz komutanım. Sen gel koğuşçu. Şakir Kartopu Tekirdağ, emret komutanım. Evet arkadaşlar, göğüs göğüse muharebenin ilk adımı savunma, ikinci adımı saldırıdır. Önce düşmandan gelen darbeyi bertaraf etmeli, sonra hücuma geçmelisiniz. Şimdi ilk adımı uygulayacağız. Vur bana. Nasıl yani komutanım? Vur bana. Şimdi komutanım, yumruktan mı vurayım yoksa tepik mi atayım? Bir şekilde saldır işte. İstersen kafa at. Vuramam komutanım. Ne demek vuramam?
yemin ediyorum. Vallahi vurabam komutanım. Korkma, canını fazla yakmam. Şey, ya onda değildi komutanım. Yani şeyde, ya nasıl söyleyeyim? Yani size vurabam komutanım. Neymiş o? Siz şeysiniz. Neyim? Kız. Saçmalama asker! İsterseniz ben göstereyim komutanım. Gel buraya kartopu. Emredersiniz komutanım. Peki. Gösterin bakalım. Komutanım! Selam. Uy, dur Suzi bacı. Ver beni taşıyayım. Aa, olmaz, bırak ya. Ya ölümü gör Suzi bacı. Albay zaten denetimde. Bu koliyi sağa taşıttığımı görürse ayıp olur. Aa, bırak, olmaz. Hem baban nereden görecek ya? Nasıl? Bırak. Ya, bakayım. Ne var bunun içinde böyle leş gibi kokuyu? Ay, dur açma. Uy, bu enik ne dur? Enik değil onun işi. Tiny. Ne kadar şirin değil mi? Tiny? Çişini mi yaptın sen? Oy, şunu okuyorum onunla. Ya it işte. Bunu bu şekilde içeri alamam. Siz alın bunu eve götürün. Kesinlikle içeri alamam, yasak. Aa, aklını kaçırdın galiba. Babam bunun alay komutanı. Ya bakın Susur bacı. Daha önce buraya tavşan getirdiler. Sonra bir tane at kaçtı. Ya koskoca bölük hayvanat bahçesine döndü ya. Albay Kizi. Ben neye kızıyormuşum bakayım? Bölüğe hayvan sokulmasına komutanım. Aferin çavuş. Suzan, sen ne hatlar karıştırıyorsun bakayım yine? Dedeye merhaba de Tiny. Başlatma dedene şimdi. Bu köpeği buraya da eve de sokamazsın, anlaşıldı mı? Ahmet Başçavuş, Suzan'ı dışarı çıkar. Bu köpeği de barınağa mı götürürsünüz? Nereye götürürseniz götürün ama gözüm görmesin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Ama baba ya. Kendi kulaklarınızla duydunuz Suzan Hanım. Buyurun, yoksa tekrarlayayım mı? Hayır, gerek yok. Hain adam. Zavallı Tiny'ye acımadı. Ne oldu Nurhan teyze? İkna olmadı mı sarı keçi? Olmadı. Babam oradayken ben o eve gelmem diyor. Ah işte kalın kafalı. Affedersin Nurhan teyzeciğim. Ferit kalın kafalı. Babası Osman ondan daha beter. Oğlum Cemal, benim senden bir ricam var. Emin olun Nurhan teyzeciğim. Buyur. Yarın Osman'ın babasına ziyarete gideceğiz. Hani Ferit de oraya gelse, karşılaşsalar... Kimse kimsenin ayağına gitmemiş olur yani. Belki o zaman barışırlar diyorum. He, öyle tesadüf gibi ne olsun diyorsunuz yani. Merak etme teyzeciğim, hallederiz biz. Merhaba, ne haber? Gayet iyiyim. De, sen pek iyi görünmüyorsun. Üzerimde bir kırıklık var. İlaç isteyecektim ben de. Hay Allah. Ya bu grip salgınının biri bitiyor, biri başlıyor. Of! Büyütme. Biraz başım ağrıyor, biraz da bitkinim o kadar. Bir de sağım solum sızlıyor. Kollarım tutmuyor. Yaşlanıyorum galiba. Ateşin var mı? Hı hı. Boğazların ağrıyor mu? Hı hı. Bunun tıkalı mı? Hı hı. Tam olarak sorun ne o zaman? Ne olsun? Her şey sorun. Annem babamla küsüm diye ağlıyor. Babam inatçı keçinin teki. En yakın arkadaşım başka bölüye gitti. Hı. Senin durumun bayağı ciddiymiş be Ferit. Bence sana şöyle güçlü bir sakin ol verelim. Ya da bir çay içelim ha, ne dersin? Olur. Çay şıp diye keser. Bence Mehmet için üzülme. Bu değişiklik Mehmet'e iyi gelmiştir. Bana hiç iyi gelmedi vallahi. Bencillik etme. Yani Mehmet'in iyiliği daha önemli değil mi? Şimdi burada senin yanında ama mutsuz olsaydı daha mı iyi olacaktı? Baban konusunda da aslında akıl verecek durumda olan ben değilim. Ama bazen anne babaların da çocuklarından bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor. Aa Ferit, yanakların kıpkırmızı. Yok, sen grip oluyorsun. Ya ateşini ölçmeden hiçbir yere bırakmam seni. Gel bakalım. Heh. Babana gelince bence düzelir. Hatasını anlar. Yani her zaman anne babalar doğruyu yapacak diye bir kural yok ya. Özür diler. Hatasını anlamayacak. Çünkü ona göre her zaman ben hatalı olduğum için asla özür dilemez. Allah Allah. Ateşin yok gibi gözüküyor. Derece bozuk herhalde. Ama bu kez ayağına giden ben olmayacağım. Beni bu kadar üzmeye hakkı yok.
Yani neyse canım, yani sonuçta sen nasılsın? İyi. Kaan nasıl? Gayet iyi. İşte yani fena değil. Biz böyle arada görüşüyoruz. Evet, ben sana ilaç vereyim çünkü grip deme lazım belli olmaz. Evet, dikkatli olmak. Üsteğmenim. Emredin komutanım. Asker emrimi dinlemiyor. Neden? Çünkü kadın olduğum için. Peki siz ne yapıyorsunuz? Araya girip durumu örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Haklısınız komutanım ama davranışımın nedenini açıklayabilirim. Sizi dinliyorum üsteğmenim. Umarım mantıklı bir açıklamanız vardır. Komutanım bakın, bu çocukların çoğu ortaokul mezunu bile değil. Üstelik çoğunun yaşadığı yerde bir erkekle bir kadının teması da alışılagelmiş bir durum da değil. Yani? Yani Şakir Kartopu size saygısızlığından değil, aksine saygı duyduğu için göğüs göğüse muharebe yapmak istemedi. Siz de mi ortaokul mezunusunuz üsteğmenim? Komutanım, ben sadece olayların büyümesini engellemek istedim. Sizin göreviniz askerleri eğitmek üsteğmenim. Onlarla bir olup saçma düşünceleri örtbas etmek değil. Bir dahaki sefere bunu unutmazsınız umarım. Emredersiniz komutanım. Bu çekmiyor ki. Ay çok yaşa babacan ya. Vallahi Allah gönderdi seni. Ya bu ne oluyor? Çakmıyor ki bu. Antenle çalışmıyor ki. Bak kablolu yayın. Evet. Nasıl gidiyor Hamza Deli Pınar? Vallahi gitmiyor babacan. Yazdım hiçbir şey gitmiyor. Ben anlamadım bu. Ne semen falan değil kardeşim. Messenger'ın kısaltılmışı. Bak yazıyor burada. Evet yazıyor ama yok işte. Çalışmıyor. Bozuk. Ama sen dersine hiç çalışmamışsın Hamza Deli Pınar. Hiç. Ne yapıyorduk 447 Hamza Deli Pınar? Önce programı açıyorduk ve sonra çalıştırıyorduk. Çok basit değil mi? Ne oldu? Açıldı mı şimdi program efendi? Ulan kız orada bilgisayarın başında ağaç oldu be. Hareket yapma, terbiyesiz. Şöyle bakabilir misin? Ne var o bilgisayar burada lan? Sana karizmatik bir nick bulmak istiyorum. Ne diyorsun sen? Ne nick'i be? Ha? Ne nick'i? İstemiyorum nick'i. Ulan bir tutturdunuz nick ya. Burada da mı çıktı karşıma? İstemiyorum. Ya sen ne biçim adamsın ya? Niye her şeyi tersten alıyorsun? Nick demek, rumuz demek. Nasıl demek rumuz demek? Rumuz, nickname. İngilizcesi rumuzu. Tamam bildim. Ama sen de öyle direkt söyle kardeşim. Bana lafı dolandırma. Sana da şöyle karizmatik bir nick bulalım mı? Ha? Ne bu? Yok ben istemiyorum. Senin olsun nickle. Dinle. Karizmatrix. Nasıl? Ha? Aman. Aman da ne kadar şahane bir buluş. Karizmatrix'miş. Ben istemiyorum kardeşim. Aman Matrix falan. Bildiğimiz gibi olsun. Arıza da geçsin gitsin işte. Hiç yaratıcı değilsin Hamza Deli Pınar. Hiç. Arıza geldin, arıza gideceksin abicim. Evet. Neyse, dediğin olsun. Arıza. Buyurun efendim, Liz Hanım emir ve görüşlerinize hazırdır. Eyvallah. Liz! Liz! Hani? Orada değilmiş mi? Duymuyor mu? Ya güzel abicim. Bağırmayacaksın, yazacaksın. Evet, hatırladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bekletme kız, hadi yaz. Evet. Görüyorum. Özelse çıkayım. Lütfen canım. Selam söyle. Olur canım, hadi canım. Oh.
Anlat bakayım Cumbocan. Bizim Ankara sanayide bir Sebahattin abi var. Öyle. Adama her şeyi diyorsun kızmıyor. Kazma diyorsun seni tornavidayla kovalıyor. Ne komik Sebahattin. Ah be kardeşim, affedebilecek misin beni? İsteyerek gittiğine bir inansan. Bak, bu da şişeye bozdu. O kazmaya sen şişeye mi sen patlayamadın? Ne diyorsun lan bunu? Ferit, oğlum ben Mehmet'i özledim. Ya biliyorum, sen en yakın arkadaşısın. Belki gittiği için sen de beni suçluyorsundur. E ne yani Seyfi, suçlamayayım mı? Sonuçta... Tamam Mehmet kendi isteğiyle gitti ama buna neden olan şey Fatoğlu'nun seçimi değil mi? Fatoğlu da seni seçti. Ya işte beni kahreden de bu ya abi. Ya ben de Fatoğlu'yu çok sevdim. Ama onu kendimden uzak tutmak için de elimden geleni yaptım. İşte gönül bu. Ne bileyim abi ben... Belki de hiç aşık olmadığım için haksızlık ediyorum sana. Olabilir. Ya canım sıkkın benim. Sen bana bakma. Konuşmak istersen dinlerim. Başka bir zaman. Vallahi uşaklar Ferit'in annesi anlattıkça benim içim yandı. Biz bu Ferit'i yarın ne yapıp edip götürelim? Ya götürmesine götürelim de nasıl yapacağız o işi babacan? Vallahi benim böyle güzel kurabiyeler yapan anam olacak. Bir dakika dizinin dibinden ayrılmam. Şşş. Hakikaten ya nasıl yapacağız bu Ferit işini biz? Çözüm gayet basit arkadaşlar. Ferit'in en büyük zaafını kullanacağız. Aferin lan. Vallahi benim de bildiğim Ferit'in bir tek zaafı var. Değil mi? He, telefonla konuşmak. Peki kimlerle konuşuyor telefonda? Uy. Ne bileyim şu an bir sürü kız arıyor. İşte çözüm gayet basit. Denklemimizde X'in yerine kızı koyunca problem çözülmüş oluyor. Hadi kuzuyu atalım koç kalkalım babacanlar. Daha yarın ha yapacak çok işiniz var değil mi canım? Çok geç canım. Sen de gör. De bu gidişle zor. Tövbe lan. Ne tövbesi dinle bak. Başlangıç belirtileri. Normal grip gibi olan kuş gribinde halsizliğin yanı sıra baş dönmesi, mide bulantısı ve 38,5 derece ateş gözüküyormuş. Bakın hastalık Kosova, Hindistan her tarafa yayılmış. Uy, uşağım. Senin bu hapşurukların pek hayra alamet değildir. Abi vallahi ben de akşamdan beri söylemeyeyim diye susuyorum ama... Öğrenecekse de bizden öğrensin yani. Ne diyorsunuz lan siz ha? Çıkartın lan ağzınızdaki baklayı. Neyi öğrenecekmişim ben, neyi? Bak Vedat'cığım, sana bu hastalık... bizim kartopundan bulaşmıştır. Aslında kuşlara da bu mikrobun kartopundan geçtiği sanılıyor. Hmm. Mini mini bir kuş donmuştu. Vedat cana konmuştu. Gelme. Aldı konu içeriye. Hapşı, hapşı, hapşın diyor. Hapşı. Hadi be. Hapşı. Hadi tövbe lan. Al mikrop bulaştırıyorum sana al. Arkadaşlar cesetlerin yakılıp üzerine kireç dökülmesi gerekiyormuş. Ne de olsa mikrop canım öyle ortalık yere gömülmez ki. Evet, uşağım seni şimdiden özleyeceğim. Ula dur bir sağa sarılayım. Yok, yok yok yok, sarılmayayım. Gerçi hepimizin gideceği yer aynı ama... sen öncü birlik olarak gidiyorsun. Nasıl ya? Abi bu bir kabus olmalı, biriniz uyandırın lan beni. İşte al sana ölmüş kuş gribinin tüyleri. Çık 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 çık. Asker! Ne oluyor burada? Uyku tutmadı, yastık çamaşırına mı başladınız? Yok bir şey olmadı komutanım, hiçbir şey yani biraz oldu. Şey komutanım. Üzerinize afiyet. Vedat kuş gribi olmuş da. Uçanlardan komutanım. Hani şey böyle kanatlılardan. Peki hangi derin bilgilerinizle bu teşhise ulaştınız? Ha? Şöyle ki izah edeyim komutanım. Ben bugün gazetede okudum. Arkadaşlarım da bir şeyler anlattılar. Ben kuş gribiymişim. Hakkınızı helal edin komutanım.
açılan bir konuda almamız gereken bir dersimiz var. Arkadaşları bu konu hakkında bilgilendirelim başyavuşu. Emredersiniz komutanım. Hayırlı işler. Nereye böyle iki direm bir çekirdek? Ya ufak bir işim var. Halledeyim. Döneceğim. Ne işiymiş o? Deyiver hele bakayım. Deyiver! Şşşt! Deyiver! Dur! Araba! Oh babacan, çok şükür çıkmadan yakaladım. Ne? Özen! Özen! Hayırdır ya Hamza, ne oldu? Ya babacan, şu... Bir dakika. Şu benim resmi diyorum. Fotoğrafı versen de. Ya şunu bir CD'ye falan bassa da ben şey vereceğim. Ne? CD var ya hani bilgisayara böyle takşa. CD. Ha şimdi ona bassın da. Ya ben bize bir sürpriz yapacağım. Ne oğlum, sen bayağı ilerlettin yani. Yakında hacker falan da olursun yani ha. Hacker. Yok öyle bir yüksekte gözüm yok ya. Şu resmi bassın bana yeter. Tamam tamam oldu. Hadi sağ olasın, iyi izinler. Ya güzel kardeşim, niye anlamıyorsun sen ya? 40 yılın başı sana işimiz düşmüş be kardeşim ya. Bak, hem bu konu senin uzmanlık alanın. Eyvallah, sen bizi kızlarla tanıştır, gerisine karışma. Ne halin varsa gör, nereye gider sancı? Ya abi... Ya vallahi hiç havamda değilim arkadaşlar, boş verin ya. Bak Ferit. Kızları görünce havaya girersin kardeşim. Kızlar bir içimsin. Nerede kaldınız oğlum? Sizin yüzünüzden kurabiyeler soğuyacak ya. Aç oldum burada be. Tamam lan, geldik geldik. Hem Ferit kardeşimiz de bizi kırmayıp bizimle gelecek. Değil mi Ferit'ciğim? Vallahi gelirim ama 10 dakika oturup kalkarım abi. Ben baştan söyleyeyim de. Haydi be. Tamam kardeşim, bizim de istediğimiz bu zaten. Ya çek şunu Suzi ya. Acayip tatlı değil mi Fatıma? Sorma. Salonun ortasına çişini yapınca bu kadar tatlı olacak mı acaba? Ya sen de bana güvenmiyorsun. Babam da tutturdu, sen kendi sorumluluğunu alamıyorsun diye. Alabiliyor musun? Tabii ki. Hem ne varmış, küçücük köpek. Bakarım ben ona, bak şuna. Ya Suzi, öncelikle beni değil babanı ikna et. Birkaç gün ağlarım, ikna olur değil mi? Ama o zamana kadar birine bırakmam lazım. Bak, sakın bana öyle manalı manalı bakma. Zaten işim başımdan aşkın Suzi, bir de köpeğine bakamam ya. Ne var ya? Birkaç gün Tiny'ye bakacaksın. Olmaz diyorum Suzi. Köpeğini ayıracak vaktim yok. Ne oluyor anlamıyorum ki. Niye kızdın şimdi bana? Kızmadım Suzi, bunaldım. Her iş bana bakıyor. Evde kardeşim, burada işler. Zaten canım da sıkkın. Yani biz senle köpeğin eksikti. Merhaba kızlar. Ne haber Fatun? Hiç, ne olsun? Seyfi'ye merhaba de Tiny. Ne haber Seyfi? Ne sevimliymiş bu. İyi, senden ne haber? Gel bakayım. Hop hadi. İyi. Oh. Ay, size çok yakıştı. Şimdi çiftlerin birlikte köpek büyütmesi çok moda. Geleceğe dair küçük bir deneme. Siz dışarı çıkmayacak mıydınız? Çıkacak mıydınız? Bilmem, çıkacak mıydın? Şey, bilmiyorum. Biraz işim vardı. Oo, siz de alemsiniz valla. Daha ne bekliyorsunuz anlamadım ki. Neyse, biz gidiyoruz. Bay bay de Tiny. Bay bay. Ben, senin işin varsa burada biraz oyalanabilirim ha? Bilmem, sen bilirsin. Tamam. Yavrum, anlattın mı şimdi sana? Yavrum, niye bozuluyorsun ya? Haftaya görüşelim. Söz, tabii ki söz. Of be yavrum ya. Ula yavrum mavrum değil ha. Ula bu herifin bizden gizlediği bir çocuğu falan olmasın. Ya raz raz konuşma be. Kıza yavrum diyor. Oh yavrum manasında. He. Ne alakası var? Arkadaşlar rica etti diyorum. Ya hayatım, yanlış anlıyorsun ya. Olur mu? Senin yerin başka, onların yeri başka. Kapattı. Ulan size kız sağlayacağız diye nagihandan olduk ha. Nerede kızlar? Nerede kızlar? Hah! İşte orada bir tane var. Dede?
Ne bu şimdi? Ne yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya uşağım, annen çok ağladı, dayanamadım. Ne olur oğlumu getirin dedi ya. Kurabiyeler çok güzeldi. Kıramadık. Yürüyün gidiyoruz. Zaten size iyilik yapan da ata. Ferit abicim, ne acelemiz var ya? Şu hemşireye bir merhaba deseydik. Annen daha kurabiye getirecek. Abi başlatmayın hemşireden kurabiyeden. Gidiyoruz dedim ya. Ferit! Vay vay, benim aslan torunum. Sonunda dedeni hatırlayabildin ha. Dedeciğim, gel bakayım. Oo, arkadaşlarını da getirmişsin ha. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yavrum, hoş geldiniz. Hoş çocuklar, burası soğuk, üşümeyelim. İçeri geçelim, buyurun. Uy, Halit dedi. Diyorumçi, senin torun da çapkındır senin gibi ha. Sağır değilim delikanlı, duyuyorum, bağırma. Vay dede, yaş yetmiş, iş bitmemiş diyorsun ha, helal olsun vallahi. Sizler benim gençliğimi görecektiniz, gençliğimi. Fırtına gibiydim namussuzum. Bir eserdim, kimse kalmazdı ortalıkta. Uy, çok duygulandım be. Vallahi dedemi özledim. Ula gerçi biraz buna gidi ama beni pek sevirdi ya. Bu huzur evi beni hiç sarmadı çocuklar, hadi gidelim. Muzur evi yok mudur civarda? Hı? Ben kurabiyelerimi almadan hiçbir yere gitmem. Başına mı geldik oğlum? Dede, sen benim bugün geleceğimi biliyor muydun? Annen söylemişti. Niye? Hiç. Başka bir şey söyledin mi peki? Bak. Ah, işte benim ahiretlikler geldi. Ya karnıma yapıştı açlıktan. Öldürecek bunlar bizi. Hani senin gelin kurabiye getirecekti? Getirecek canım, getirecek. Sabret biraz. Bak, benim torun arkadaşlarını da alıp beni ziyarete gelmiş. Ne haber? Oy ula, ben de torunumu özlemişim da. Gerçi şapşal bir şeydir ama severim sıpayı. Uy, ben de sana dede diyebilir miyim? Ha, pişti. Ferit, gel sana yeni odamı göstereyim. Olur. Ha çocuklar, biz gelene kadar siz dedelerinizle sohbet edin, tamam mı? Dede, Karadeniz'in neresinde su? Tatam. Ben getirdim Seyfi. Heh, oldu. Bütün işleri sen yap, her işe sen getir. Al bakalım. Çok güzel olmuş. Ne de olsa kafede çalışmışlığımız var. Ayrıca ustam da sizsiniz. Ya Levent Hüsemen nasıl yakılmıştı ama seni? Evet ya, ama çocuk gibi amma utanmıştım. Biliyorum, suratın kıpkırmızı olmuştu. Ben komutanım. Ne var be? O kadar da korkmadım. Sadece utandım. Ondan sonra da kim ispiyonladı, kim ispiyonladı diye amma gitmiştik Mehmet'in üstüne ya. Mehmet, sen söyle. Yok, söyle, ne diyecektin? Diyecektim. Suzi'nin köpeği var ya, ne kadar şirin diyecektin. Sen ne söyleyecektin? Diyecektim, bölükteki yeni bombadan haberin var mı diye soracaktım. Yo, ne oldu? Bölüğün yeni yazıcısı kim? Arıza Hamza. Hadi ya, yeni yazıcı Arıza demek. Ya Arıza en fazla hesap makinesi kullanabilir. Nasıl oldu ki? Tabii, bu arızalı yazıcı. Böyle geçiyor böyle bilgisayarın ucuna. Evet. İşte benim aslan torunum. Dedenin zulasını kimse bulamaz. Hadi bakalım şu güzel baklavanın tadına da bakalım. Gel ya, ye. Dede, hadi. Şekerin var, bir de baklava yiyorsun ya. Ya canım, hayata bir kere geliyoruz ya. Ya bir kere de gidiyoruz ama. Ne demişler? Hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Dede, sen ona biraz geç kaldın. Sen anlat bakayım şimdi, annemle ne planlar çeviriyorsunuz siz? Ne planı canım? Ajan mıyım ben? Dede, kıvırma. Korktuğum şeyi yapmıyorsunuzdur inşallah. Neymiş o korktuğun şey? Babanla barışmak mı? Al işte, buyur.
bizi karşılaştırmaya çalışıyorsunuz. Babam da gelecek değil mi? Ne var ne olmuş? Baban o senin. Düşmanın değil ki evladım. Ya of dede ya. Sen kendin de anlaşamıyorsun babamla. Baksana onun yüzünden huzur evine yerleştin. Beni niye barıştırmaya uğraşıyorsun ya? Aa, bak o iş başka. Ben arkadaşlarımla, yaşıtlarımla bir de güzel hemşirelerle birlikte olabilmek için yerleştim buraya. Bir de oğlumla küsmemek için. Eğer birlikte yaşasaydık çoktan birbirimizi yerdik çünkü. Bak evlat, babayla oğul arasında küslük olmaz. Belli mi olur? Ölümlü dünya. Ama dede ne yapsam yaranamıyorum babama ya. Bir türlü memnun olmuyor. Çünkü hala serserinin tekiyim onun gözünde. Biliyor musun bir kere bile futbolcu demedi bana ya. Hep topçu topçu. Topçu olacağına dükkanla ilgilenseydin. Yok topçu olacağına bilmem ne olsaydın. Küçümsüyor beni, kendine yakıştıramıyor çünkü. Sürekli başkalarının çocuklarını bana örnek gösteriyor. O Sami Bey'in bir tane var ya, onu bile benden üstün görüyor ya. Dediğin o çocuk iki dükkanı tek başına idare ediyor. Aa baba o ne elindeki? Baklava mı yiyorsun? Yok, şekerin yok. Çıkacak. Ben bunu misafirlere ikram olsun diye saklıyordum. Askermiş. He. Sizinki de askerlik mi be? Askerlik bizim zamanımızdaydı. Ya çok affedersin dedeciğim ama biz ne oluyoruz yani şimdi burada ha? Boru mu? Geçti o borunun askerliği, sürü şeyi Kore'ye. Şşt, sen Lazca biliyorsun ne diyor bu? Ulan şimdi Diyeci, yani ben Kore gazisiyim, asıl askerlik ordur. Yani sizinki tırışkadan askerlik değil. Yapma ya, öyle mi diyor? Lazca bir cevap ver, ezdirme bizi. Hah, buldum. Dede, dede, dedesun. Dede, kalku gidesun. Sen kalk git de dede. Hiç la yeni askerler cirsun. Hadi oradan yeni askermiş. Artık askerin eskisi makbuldur. Kore'ye sizin gibi zevzekleri bir saatte haklıyılır. Ben hırtıcın. At be, ateşsin arkadaşlarım ilerleyin. Düşmana geçit vermeyin. Dede efendi delirdi vallahi. Dedeciğim, dedeciğim sakin ol. Biz düşman askeri değiliz. Türk askeriyiz. Senin gibi. Nereden benim gibi oluyorsun sen? Zibidi. Ben tam 3,5 yıl askerlik yaptım. Sizler gibi ce'e deyip gitmedim. Aa bak, bak kızıyorum ama dede. Sen 3,5 yıl askerlik yaptınsa ben de 10 yıllık askerim. Ne haber? Şşş. Ne yapıyorsun? Yeter lan bunak dedeleri ezdirmem kendime. Şşş tabi tabi ezdirmeyelim kendimizi. Ne oldu dede şiştin mi? Siz bizi çok hafife aldınız ha. Biz özel kuvvetteniz. Oy neymiş daha? Özel kuvvetmiş. Taşan ağzını gibi bir şey. Öyle mi yıkula? Hı hı. Öyleyiz öyleyiz. Özel kuvvetteniz. Şşş. Çaktırmayın ha. Çok gizli. Ay canım benim Liz'im ya. Yerim ben seni arım balım. Dur bak bir dakika bak. Aa. Arım. Ben nerede? Ben demem buradan ben vardı. Ben siz... Ya. Nasıl bilgisayar mı olur? Arim balim. Hamza. Ben de özledi seni çok. O ne lan? Surat çıktı. Oh, canım benim ya. Ya Liz'im, sana gülmek yaraşır be güzelim. Asma suratını öyle, kurban olayım. Dur bak bir, dur bak. Gülmek. Yok. Kardeş, yine. Ben kayıp. Bilgisayardan ben unutmuşlar. Hayret bir şey ya.
Aha! Ne? Gül çıkmış lan. Çiçeğe bak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir yollayayım. Enter. Vallahi çiçek gitti. Dur. Madem öyle. Dur. Vallahi bir dakika. Hamza! Oh my God! Ferit'in asker arkadaşları da gelmiş buraya. Ben de tanıştım onlarla. Hepsi çok iyi çocuklar. İnsanın başına ne geliyorsa o çok iyi arkadaşlarından geliyor zaten. Ama onlarsız da hayat çekilmiyor. Bak ben bile bu yaşımda huzuru arkadaşlarımın yanında buluyorum. Ama mesleğini arkadaşların dolduruşuyla seçmemişsin değil mi baba? Arkadaşlarımın dolduruşu yüzünden mi futbolcu olduğumu düşünüyorsun? Baba, ben mesleğimi dolduruşla ya da özenmeyle seçmedim. Yapmaktan keyif aldığım, eğlendiğim bir işi kendime meslek edindim. Bunda ne var? Topçuluk ne zamandan beri meslek oldu canım? Bizim zamanımızda haytalığın kibarcasıydı. Baba, senin derdin benimle değil, kendinle. Bütün gençliğini daha çok para kazanmak peşinde harcamışsın. Ben yapmaktan keyif aldığım bir işi yapıyorum ve para kazanıyorum. Haklısın. Hiç adil değil. Keşke benim kadar şanslı olsaydın. Keşke. Doğru konuş. Arkadaşın yok karşında. Ya Osman sakin ol biraz ya. Sakin ol. Biraz sakin ol ya. Uf. Nasıl konuşuyor ama? Duyuyorsun değil mi Nuran? Saygı yok işte. Saygı yok bunda ya. Siz bunu sadece böyle müzik çaldığına bakmayın dedeciğim. 95 tane marifeti var. 96.sı yumurta pişirmek. Ha, ordumuzun en kıymetli malıdır. Sadece bizim gibi özel kuvvetlerde ve özel ajanlarda var. Demek düşmanın eline geçince de kendi kendisini yok ediyor ha? O şu küçücük şey mi dur bunlar? Siz bunun böyle küçük olduğuna bakmayın dedeciğim. Bu gerektiğinde uçak ve bir helikopter olabiliyor. Bak bunu ben de bilmiyordum. Neyi bilmiyordun da? Vah dedem vah. Hadi bizimkisi Laz. Dedem Alzheimer'lı Laz. Hadi çocuklar gidiyoruz. Ben Nurhan teyzemden kurabiyeler almadan hiçbir yere gitmem. Uf, ya Gökhan. Abi gerçekten zevzeklik çekecek durumda değilim valla. Hadi hadi abi. Süleyman amca. Hı. Ya dedeme tatlı vermeyin olur mu? Ya şekeri var biliyorsun Allah korusun. Vermem. Tamam sağ ol. Hadi. Hadi. Müsaaden var mı babacığım? Hamza gözünü seveyim bana bugün baba demedi. Ne dersen de abi. Tamam demem tamam. Babamız var mı yok mu belli değil ki. Lan bir gün olsun başımı okşamadı be. Bir kere bile maçıma gelmedi ya. Ya geçtim takdir istemiyorum abi. Ama bir kere gurur duy değil mi ya? Bir kere gurur duy. Ya bak sen de ama babacığım. Feritcan. Oğlum sen de adamı hiç arayıp sormamışsın be. Bak annem bile sırf sizi barıştırmak için kadın buralara kadar geldi. Ve bu karda kışta yazıktır be kadıncağıza. Ah be abi. En çok da ona üzülüyorum ya zaten. Kadıncağız. İyice aramızda kaldı. Ama yok abi anlaşamıyoruz babamla. Olmuyor ya. Olmuyor. Eyvallah. Zaten Cemal dediydi sizin aranızda şey yokmuş. Ceryan yokmuş. Yani oğlum bak. Ceryan dediğin nedir ki? He? Ya biriniz o düğmeye basmazsa o elektrik hiç gelmez ki. Bak çok şükür hayattayken babanın değerini bil Feritcan. Oğlum hani en azından şimdi gidip sarılabileceğin, elini öpebileceğin bir babam var be. Bak bu şansı küçümsem. Ulan en azından benim için ya. Abi ben konuşmaya çalıştım babamla. Denedim en azından. Yok.
Dinlemiyor ki. Bir daha dene. Ya olmadı bir daha dene. Olmadı bir daha dene Feritcan. Bak. Oğlum babaya ataya küslük olmaz ya. Hiçbir baba yoktur ki evladını sevmez. Evlat sevgisi bu be. Başka şeye benzer mi hiç? Baba oğlum bu. Baba. Feritcan. Sen ne yapacağını iyi bilirsin. Tamam. Hadi eyvallah. Ah be baba. Benimle bir gurur duyabilsen. Beni bir olduğum gibi kabul edebilsen. Dede, bu vakitte içeri giremezsiniz. Asker, derhal içeri girmemiz lazım. Acayibine ciddi değil mi biliyorum. Ama hiç meraklanmıyorsun da. Her bir şey kontrolümüzün altındadır da. Hayır dede, olmaz. Sen komutanına Kore galisi olduğumuzu söyle. Girme bize izin verir. Bir sorun mu var asker? Şey komutanım kaybolmuşlar galiba. Kadın yüzbaşı. Halit buraya olmadığına çok üzülecek durda. İyi akşamlar. Ben Deniz Yüzbaşı. Yardımcı olabilir miyim? Nuri Çelik Rize. Süleyman Fidan Niğde. Komutanım bizim bazı erleri acilen görmemiz gerekiyor. Esşari bir mesele efendim. Tabii er gibi görünüyorlar ama üçü de özel kuvvetten dur. Yaşlılık işte bunak saçmalıyor. Öyle kuvvet muvvet değil bildiğin er. Üçünü de acilen görmemiz gerekiyor. Üç er. Ha, anladım. Biliyor da okula teşkilattan. Söz konusu erlerin adını biliyor musunuz? Kore Savaşı'nda ikimiz de muhaberatçıydık küçük hanım. Tabii ki isimlerini biliyoruz. Güzel. Yok, yok, yok gitti. Gitti, bir günde gitti. iPhone yok. La oğlum dur panik yapma bulacağız diyorum sana ya. He uşağım, bulasın abi da cüzük gibi bir şey. Ula girmiştir bir deliğe işte la. Babamın hediyesiydi lan. Baba yadigarı, boru mu lan, boru mu? Dur, 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 dur. Hatırlayalım bakalım. En son ne yapmıştık? Ha, şey ula, hani sen o ihtiyarları tatlı masal anlatıyordun ya, ben onu dinliyordum. Ne masalı? Dünyayı kurtarmak için yürüttüğümüz operasyon masalını. He. Yok iletişim cihazıymış da, yok gizli görevmiş de. Ulan gitti be makina, gitti be. İyi akşamlar. Ha iyi akşamlar birader. Kime baktın? Sigara falan mı lazım? Nedir? Deniz Yüzbaşım sizi bekliyor. Ne? Uy. Çavuş Nuri ve Onbaşı Süleyman sizleri görmeye gelmiş arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ellerinizden öpmeniz nasılsınız? Hay Allah. İyi hoş geldiniz. Uy baksanıza kahırdan nasıl tir tir titriyorlar. Müjdeyi verelim mi artık komutanım? Verelim verelim. Ne diyor bunlar oğlum? Vallahi ben anlamadım. Müjde değiller ula. Sizin maçını hakikaten dostu düşmanı ayırt edebiliyormuş vallahi. Bizim düşman olmadığımızı anladı, kendini yok etmedi. Ay putum! Ne dedim ben? Hatta ben bir şey mi dedim? Al. Bak düşürmedim demiştim sana. Utan işte utan. Makineyi sapasağlam teslim ettik ya. Şimdi rahatladım artık. Oy. Emrettiğiniz araç hazır komutanım. Güzel. Gazilerimizi bugün çok yorduk. İkisi de güvenle ve sağ salim kaldıkları yere bırakılacak. Çok güzel olur komutanım. Erlere ne olacak acaba? Merak etme. Onlar için de bir iyilik düşündüm. Buzlarım çözülür çözülmez ikinize de kafa atacağım. Tamam hatırlatırız. Neymiş efendim babayla oğlu barıştıracakmışız. Hisli ayılar. El alemin aile saadeti bizden mi soruluyor şaşkınlar. Aha bu şişko kurabiyeler için kabul etti. Anam. Şşşt sağda sağda.
Cadı yüzbaşı kalpsiz kadın sağda. Sabaha kadar dayanabilir miyiz? Vallahi ben dayanırım. Komando kanı var bende. Dayanırım, dayanırım. Aferin, aferin. Lan nereden öğrettim sana şu bilgisayarı? Pişman ettin abicim beni ya. Tıklama şunu. Ne diyorsun be? Sessiz biraz, efendi ol. Levent Üsteğme diyorum abicim. Şu Messenger'ı kapatmazsan bizi diskoya kapatacak diyorum. Şaha. Kapat şunu be. Ne yapıyorsun be? Terbiyesiz. Resmen kızın suratına kapadın bilgisayarı. İyi yaptım, az bile yaptım. Sen de annenin karnından çünkü bilgisayarla doğdun değil mi? Şşş, hadi orada. Hayır etmişsin. Oğlum tam vedalaşacaktık lan. Tamam. Kıyamam hadi. Vedalaş. Hadi. Ama kısa olsun tamam mı? Daha yapacak bir sürü işimiz var Hamza Delipınar. Tamam tamam sus sus. Küstürdün kızcağıza. Niye cevap yazmıyor lan? Düşmüş de ondan. Düşmüş. Ne? Ne demek? Ne demek lan düşmüş? Ne? Nereden düşmüş? Nasıl düşmüş? Ne biçim? Oo! Sen ne biçim konuşuyorsun bakayım yengen hakkında? Terbiyesiz. Hem sen nereden biliyorsun? He? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Niye her şeyi tersine alıyorsun abicim sen ya? Hattan düşmüş. Aa! Böyle desene oğlum. Beni de boş yere iddet sahibi yapmasana. Pardon canım. Bağırma bir daha bana. Oldu canım. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bedelli askerler için yapmış olduğu ön çalışmanın emri bugünlerde gelebilir. Sizin bölük ne durumda? Komutanım Levent Üsteğmen'im Deniz Yüzbaşı'nda görüşerek eğitim planlamaları üzerinde çalışıyor. Ahmet Başçavuş da idari konularla ilgili çalışmalara devam ediyor. Tamam anlaşıldı. Gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Suzan. Ne yapıyorsun burada sen? Ne yapayım? Köpeciğimi barınağa bıraktım. Umarım mutlusundur. Ha, bak ne güzel olmuş. Sen kendine bakamıyorsun kızım. Bir canlının sorumluluğunu almak o kadar kolay mı? Ama ben onu çok seviyordum. Kızım bugün seviyorsun. Ama yarın sıkılacaksın. O zaman ne olacak? Hı? Bunlar ne? Anahtarlık. Cipsin içinden çıkıyor. Bunlardan aldığın zaman köpeklerin bakımına katkıda bulunuyorsun. Aa iyiymiş. Bak ne güzel. Biraz daha para ver o zaman. Allah Allah. Almışsın ya bir sürü. Daha çok almam lazım. Barınakta bir sürü köpecik var. Neyse al bakalım. Umarım cipslerin hepsini yemezsin. Topaç gibi olursun maazallah. Yemiyorum babacığım, yemiyorum. Köpeciğim o barınaktayken boğazımdan geçer mi hiç? Tosun. Aldığımız bu görevin ne kadar önemli ve tehlikeli olduğunu farkındasındır galiba. Farkında olmaz mıyım? Dünyanın kaderi bizim elimizde. Allah! Batta. Yuva yapmış Söğüt Dağ'la. Hani şu yavrusunu da sinek kapmış gördün mü gördün mü? Parola tamam. Şu dünyayı kurtarmak için yollanan özel kuvvetler sizlersiniz galiba. Aranızda bir tane şey varmış sizinle. Bir onbaşı adı Jumbo. Nerede kendisi? Kendisi Mars'a gitti. Çok önemli ve özel bir görev idi. Ama hayır. Benim ağzımdan Jumbo onbaşımla ilgili tek laf alamazsın. Ha. Zevzeklik etmeyin hala. Burada onbaşınız oturuyor. Gözünüzün yaşına bakmam yakarım askerliğinizi ha ona göre. Ya kardeşim nereden sardırdım ben bu adamı bu işlerin başına be? Ulan bir bilgisayar bu kadar mı sevilir kardeşim ya? Ulan hiç mi oyuncağın olmadı çocukken be? Bir çay verelim o zaman Vedat kardeşimize. Ya kardeşim olacak iş değil ya.
Adam gömüldü bilgisayarın içine. Varsa yoksa Lizbe. Çok haklısın kardeşim. Bir grup arkadaşımızın gizli operasyonlara gidip sayısız tehlikeler atlattığı bir dönemde böyle bazılarımızın da yan gelip yatması çok ayıp tabii. Aman iyi, pek eğlendiniz ya. Artık anlatırsınız herkese. Ferit, Nizamiye'de bekleniyorsun. Ziyaretçim var. Allah Allah. Senin amcan Halit dedi, kendi yalanımızın kurbanı olduk. Sizinkisi avcı hikayelerini bile geçmiş. Bizim saflar da hemen kanmış. Yok canım, onlar bizle gurur duydular. Bizim de böyle koltuklarımız kabar 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 değil. Sonradan gece olan biteni benden dinleyince yüzlerinin halini bir görecekti. Bir de kendilerini akıllı sanırlar. Uy benim eşek kafam. Dedeciğim tatlı yer misin? Ulan bir de operasyona gideceğim. Bir misafir bile ağırlayamadım. Buyur. Oo, işte şimdi beni can evinden vurdun. Tatlıya hiç dayanamam. Hmm. Sonra bir kadın yüzbaşı varmış. Dün gece nöbetçiymiş. Adı Deniz miymiş ne? Eyvah! Deniz yüzbaşı. Ya sorma dedeciğim. Dün gece bizi içtima alanına tesbih tanesi gibi dizdi. Hem de sabaha kadar. Bekar mı bu yüzbaşı? Kaç yaşlarında? Dede, hayırdır ne işin var burada? Ya dede ya, of yine tatlı mı yiyorsun ya? Çocuk gibisin vallahi ha. Şekerim var biliyorsun. Tamam, kızma kızma. Ya aklım sende kaldı. Dün öyle birden bırakıp gidince. Ha sonra bir de Deniz Yüzbaşı bizim çocukları arabayla göndermiş. Ben de kendisiyle tanışayım, bir teşekkür edeyim istedim. Anlarsın ya. Tamam, Deniz Yüzbaşı'ya teşekkürlerini ben iletirim. Diğer meseleye gelince, dede dışarıda konuşalım mı? Konuşalım. Evlat alasmadık. Tatlıya çok teşekkürler. Güle güle dede. Hayrola Üsteğmen'im? Bir problem mi var? Kusura bakmayın komutanım. Yengemin patoloji sonuçlarını bekliyorum da biraz gerginim. Ya durumu nasıl? Ben de kaç gündür soracağım soramıyorum. Bugün haber veririz dediler ama bu saat oldu. Ne arayan var ne de soran. Biz arayalım o zaman. Beklemekten daha iyidir değil mi? Alo. Haydarpaşa Askeri Hastanesi mi? Üsteğmen Levent Yılmaz ben. Patoloji bölümünü bağlar mısınız? Alo, Üsteğmen Levent Yılmaz. Bir patoloji sonucu bekliyorduk. Hasta ismi Ayça Yılmaz. Ha, anladım. Peki, size zahmet olmazsa mail adresime sonuçları yollayabilir misiniz? Yazdırıyorum. Levent Yılmaz. İ ile evet. Yılmaz. 2005. Hotmail.com. Teşekkür ederim. İyi günler. Sonuçlar alınmış. Şimdi mail atacaklar. Çok sevindim. İnşallah hayırlı haberler alırsın. Sağ olun komutanım. Komutanım, laptopunuzu kullanabilir miyim? Ah, tabii ki. Elde olan kesitlerde patolojik boyama gösteren bir hücre ve atipik bulguya rastlanmamıştır. Yapılan patolojik tetkikler sonucu kanser oluşumuna ait bir bulgu izlenmemiştir. Allah'ım çok şükür! Komutanım çok kork! Özür dilerim komutanım bir an. Önemli değil Levent. Geçmiş olsun. Hem bir silah arkadaşıyız, özür dilenecek bir şey yok. Ben de çok sevindim senin adına. Sağ olun komutanım. Komutanım ben yengemi arayayım. Merakla bekliyordum. Tamam. Anlamıyorum dedi. Neden babam bana bu kadar uzak? Bütün arkadaşlarım başarılarımı takdir ediyor. Arkadaşlarımın aileleri çocuklarına örnek olarak beni gösteriyorlar. Ya genç yaşta futbolda geldiğim nokta?
Ordu milli takımında oynamak birçok sporcunun hayali ama yok. Takdir göremiyorum, olmuyor işte. Evet, babam gibi mühendis olmadım. Ama en azından yaptığım işte gurur duyulacak bir noktaya geldim. Milli maçtan sonra bile beni arayıp gurur duyduğunu söylemedi ya. Çünkü ona göre ben hala dedesinin yolundan giden işe yaramazın biriyim. Ben sadece annemi üzülüyorum. Zavallı kadın ya. Aramızda kalıyor. Ben de istiyorum herkes gibi bir arada olalım. Babam maçlarıma gelsin. Golü attığımda tribünde ilk babamla göz göze geleyim. Bu gol babam için diyebileyim. İstemez miyim dede? Dede? Dede! 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 Ferit, dedemiz kendine geliyor. Sen de kimsin? Ben Melek. Ne? Öldüm mü ben? Yoksa cennette miyim? Hayır, ben hemşire Melek. Dedeciğim nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bana bak, kim bu güzel kız? Beni tanıştırmayacak mısın? Anlaşıldı. Gerçekten de iyisin sen. Ah yavrum, keşke sen benim gelinim olaydın. Ne yapıyorsun? Saçmalama. Bana bak, öyle kaş göz oynatıp durma, yemezler. Baba. Baba. Seyfi. Ne haber? İyidir. Bak sana ne getirdim. Ne? Diyapozitif. Hem negatife çekmekten daha zevkli. Ah, süper. Modelim olur musunuz? Ya olmam. Biliyorsun fotoğraf çekilirken kasılıyorum. Ben de haberin olmadan çekerim o zaman. O da olmaz çünkü hemen görürüm. Çekerim. Hem niye kasılıyor musun? Ayrıca benim fotoğraflarımda çok güzel çıkıyorsun. Ya gerçekten beğeniyor musun? Sence? Ver bakalım, hemen başlıyoruz. Ya rahat bırak makinemi. Ya Mehmet bırak. Mehmet mi? Ya ben... Seyfi, ya bekle bir dakika, öyle demek istemedim. Sadece diz sürçmesiydi. Çok korktum baba. Dedeme bir şey olacak sandım. Baba özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni seviyorum ben.